Bora Jet'in sunduğu Paletin Rengi başlıyor. Uzaklar onunla dibimizde, yıldızlar ekranda evimizde. Çok komik, neşeli ve eğlenceli. Pa 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 Paletin Rengi. Uzaklar onunla dibimizde, yıldızlar ekranda evimizde. Çok komik, neşeli ve eğlenceli. Pa 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 Paletin Rengi. Geceyi o yazıyor, gündüzü o çiziyor, hayatı boyuyor. Pa 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 Paletin Rengi. Geceyi o yazıyor, gündüzü o çiziyor, hayatı boyuyor. Pa 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 Paletin Rengi. Uzaklar onunla dibimizde, yıldızlar ekranda evimizde. Çok komik, neşeli ve eğlenceli. Pa 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 Paletin Rengi. Paletin Rengi başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Müthiş bir program sizleri bekliyor. Paletin rengine. Paletin rengine. Paletin rengine. Paletin rengine. Evet sevgili Paletin Rengi izleyicileri, işte şimdi neredeyiz biliyor musunuz? İşte bu adamın yanındayız hocam. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu adam bütün ünlülerin kuaförü. Gerçekten o dizilerde izlediğiniz böyle hani hayran kaldığınız oyuncular var. Ne bileyim şovmenler var. İşte hepsi buraya geliyor, bunun elinden geçiyor ve saçlarını, işte ne bileyim sakallarını, her türlü bakımlarını yapıyorlar. Ve Adem Terzi yanımızda. Nasılsın hocam? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gayet iyi, çok başarılı. Siz iyi misiniz? Hayırlı olsun yeni programınız. Çok teşekkürler. Yeni derken aslında bizim eski program ama evet, biz bir yıl ara vermiştik. Evet. Bir yıl aradan sonra tekrar yepyeni bölümlerle izleyicilerimizin karşısındayız. Hayırlı olsun. Hocam bak, her şeyi duydum bu Türkiye'de. Biz de az çok yurt dışına gidiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Bak, Fransız tıraşını duydum. İngiliz tıraşını duydum. Hani... kes tıraşı duydum. Hani ense tıraşını duydum. Ama bir de Türk tıraşının patentini almışsın hocam. Bu nereden çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz ki bizim başarılı olan dizilerimiz Avrupa'da ve Arap ülkelerinde çok izleniyor ve çok reyting yapıyor. Dolayısıyla bizim de Arap müşterilerimiz olsun ve Avrupa'dan gelen müşterilerimiz olsun kimin hangi saçı kestiğini internetten araştırıyorlar. Araştırma sonucunda Adem Terzi çıkıyor ve Adem Terzi Barbers Club'a ziyarete geliyorlar. İlk bölümlerimizde biliyorsun biz Dubai'deydik. Dubai'de muhteşem görüntüleri ekranlara getirdik. Evet, orada gerçekten Türklere inanılmaz bir hayran var. Bir hayran tıraşları var. Olsun, aynen. Oyunculara olsun. Aynen. Şimdi buradan sonra da nereye gideceğiz biliyor musun? Bilmiyorum. Yine bir Arap ülkesine gideceğiz. Hayırlı olsun. Mısır'a gidiyoruz, Mısır'a. Şarm El Şeyh'e gidiyoruz. Paletin Rengi Şarm El Şeyh'e gidiyor Mısır'a. İnşallah yepyeni bölümde de Mısır yine bir Arap ülkesi. Evet. Onların en güzel şeylerini ekrana getireceğiz, görüntülerini. Hadi inşallah. Şöyle bir şey var. Dolayısıyla oradaki insanlar bizi tercih ettiği için ve saç tıraşına özellikle geldiği için benim de hep hayalimde şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz Amerikan tıraşı var, İtalyan tıraşı var. Bunun gibi birçok bir takım tıraşlar var ve bunu bütün dünyada biliniyor bu tıraş modelleri. O zaman bizim tıraş nasıl? Güzel mi? Bak şöyle bir ense tıraşı bak. Evet. Yani şöyle bir... Ben de şöyle bir şey kanaat getirdim. Çünkü oradaki turistlerimiz bize koltuğumuza oturduğu zaman saçımızı Türk tıraşı yapın diye bize söylediği için ve ben de kendince bir Türk tıraşı bir tasarımı yaptım. Ve bunu da Türk tıraşı patentini aldım ama bu Türk tıraşı insanlar yapmayacak diye almadım. Yani bunu bulan kişi olarak böyle bir patent aldım. Bunu herkes yani bütün... ilk olarak uyanıklığı yapan işte oldu, aldı gitti. Uyanıklık yani. Demeyelim de hızlı yok, düşünme yok. Diyelim. Aslında buna güzel bir uyanıklık. Evet, hızlı düşünme. Ticari diyelim. Anlamda evet. Herkesten önce davranmak. Dolayısıyla şimdi biz bu Türk tıraşını da aldık. Bunu da tabii şu an internette inanılmaz derecede bir fan sayfası oldu bu Türk tıraşı ile ilgili. Bu da bizde bunu önce Türkiye'ye tanıtıp daha yeni başladık bunun tanıtımlarında ve aynı zamanda kısmet olursa bütün dünyada bu Türk tıraşını tanıtmaya niyetim var, hedefim var. İnşallah olacak tabii hep beraber. Gerçekten önemli bir adım. Hele hele sürekli böyle mesleğinde yenilik düşünen, işte insanlara yeni yeni bir şeyler katmak isteyen herhalde çok az sayıda insan vardır. Sen bence bu konuda çok başarılısın ama hocam hadi bak Kıvanç Tatlıtuğ'u tıraş ediyorsun da yanındaki adamları niye ona benzetmeye çalışıyorsun? Bak
Adam Kıvanç Tatlıtuğ gibi abi, görüyor musun? Saçlara bak, sakallara bak. Doğru mu? Estağfurullah. Seviyor musun Kıvanç abini? Seviyorum. Hiç böyle dokundun mu öyle yakından şöyle? Tabii. Ne kadar hani samimiyetin var? Vay Kıvanç abim, hoş geldin. Yok. Öpeyim abi, ne içersin? Herkes işini yapar o yüzden. Seviyeli. Tabii tabii. Hiç olmaz böyle mi? Ne bileyim, saçını yıkadın mı, saçını taradın mı? Tabii saçını genelde biz yıkıyoruz devamlı olarak. Kızlar hemen Rüştü'yü bulun bak, Kıvanç Tatlıtuğ'a en yakın, inanılmaz derecede hemen saçını bile taramış değil mi? Tabii. Adem abin de sana bu yolu gösteriyor değil mi? Tabii Adem Bey yokken elimizde... Adem Bey yokken biz elimize, ilgileniyoruz diyorsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Adem Bey yokken, bak sen yokken gördün mü, ellerinden geleni yapıyorlarmış. Evet tabii, arkadaşlarım çok başarılı ama kendileri de. Benziyor da vallahi bak, Kıvanç Tatlıtuğ Trabzon şubesi. Kardeşim benim. Gerçekten Rize şubesi değil mi? Rize şubesiymiş, pardon, özür dilerim. Bu arada Rize ve Trabzon'a da buradan Karadeniz'e selamlarımızı yollayalım. Var mı orada tanıdıklar? Bütün ailem orada. Bütün ailen orada, evet. İyi. Evlilik yok mu en yakın? Yok, şimdilik yok. Yok. Böyle iyi diyorsun. Böyle nasıl? İyi. Kıvanç Tatlıtuğ saçını tararım, ona benzerim, kızlarla gezerim, tozarım. Bu işi ben bilirim diyorsun hocam. Yok, bilmek değil de... Bilmek değil de, bırak lan bu şimdi şey ayakları rahat. Rüştü çok teşekkürler kardeşim. Şaka bir yana gerçekten Adem'in de ekibi de hepsi pırıl pırıl. Ben böyle bir tane örnek, hani saçı stiliyle böyle Kıvanç'a benzedi diye. Yoksa bütün ekip şu anda arkada zaten. İşte ya, gerçekten çok teşekkür ediyoruz Adem Terzi'ye. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. Paletin rengine renk kattınız. Teşekkür ederiz. Hocam bırak da biz gidelim. Biz Mısır'a gidiyoruz. Siz Mısır'a gidin. Evet, biz de saçları kesmeye devam edelim. Şu anda Mısır'da 30 derece Şarm El Şeyh. İnanılmaz derecede. Gideceğiz oraya. Bermudaları, şortla geleceğiz. Belki de denize gireceğiz. Orada Mısır'ın en güzel görüntülerini getireceğiz. Okey. Buradan da bize Mısır'dan selam söylersiniz. Sana da Mısır'dan bir mısır, patlamış mısır getiririm artık. diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın paletin renginden ayrılmayın. Biz şimdi Mısır'a gidiyoruz. Ve Şarm El Şeyh'teyiz. Gerçekten Şarm El Şeyh'te gelince ne yapacağız? Tabii ki buranın en güzel otelinde kalacağız. Biz de en güzel otelinden içeriye doğru giriyoruz ve burada da bizi yakışıklı genel müdürümüz Sami Kaplancı beyefendi bekliyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz Palet Bey. İyiyim. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Efendim. Biz de işte Şarm El Şeyh'e gelelim dedik. Mısır'ın güzelliklerini gösterelim ama tabii ki buraya gelmişken de sizin otelinizde hani kalmadan olmaz. Çok teşekkür ederim. Bize Şarm El Şeyh'te bu muhteşem otelde yardımcı olacak iki tane çok değerli arkadaşımız var. Semih Elbaba ve Hüseyin Doğan. Nasılsınız efendim? Öncelikle iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş otelimize. İnşallah birlikte güzel bir vakit geçireceğiz. İzleyicilerimize kalacağımız, bizi misafir edeceğiniz oteli göstereceğiz. Siz nasılsınız Hüseyin Bey? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz artık sizin grupla ilgili inanılmaz derecede aile gibi olduk. Nereye gitsek, dünyanın neresine gidersek gidelim. Zaten her yerde oteliniz olduğu için bizi orada misafir ediyorlar. Biz de tabii en güzel görüntüleri izleyicilerimizin karşısına getiriyoruz diyoruz. Bu arada Şarm El Şeyh denince turizm hangi planda? Yani nasıl gidiyor? Turizm nasıl burada? Şimdi Şarm El Şeyh Mısır destinasyonunun en güzel turizm yerlerinden bir tanesi öncelikle Hurghada ile birlikte. Burası yılın 12 ayı güneş alan bir bölge ve burada gelen misafirlerimiz dünyanın en güzel dalış merkezlerinden biriyle karşılaşıyor. Turizm ağırlıklı olarak dalışla yapılıyor. Onun haricinde çok güzel, çok kaliteli bizim gibi güzel oteller de mevcut burada. Türkiye'de ve diğer destinasyonlarda bulunan bütün hizmetleri burada çok rahatlıkla güven içerisinde alabilirsiniz. Yağmur yağmayan bir bölge olduğu için, hava her zaman sıcak olduğu için yılın her ayında ve gününde çok rahat bir şekilde denize girilebiliyor. Hatta dün 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü. Biz aslında bu programımızı yayınladığımızda 14 Şubat geçmiş olacak ama evet. Hiç önemli değil. Biz buradan herkesin geçmiş 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayalım. Tabii buradan herkesin Sevgililer Günü'nü de ayrıca kutluyoruz. İnşallah seneye bekliyoruz Sevgililer Günü özel paketlerimizle birlikte. Hocam bizi de bekliyor musun seneye? Bak her seneye zaman. 14 Şubat 2014'te bak, 14 Şubat 2014 ne güzel uyudu değil mi? Bak sonları 14 yani. İnşallah belki de bir daha geliriz.
Her zaman bekleriz. Tabii bir ayrıntı daha var. Dünyanın bütün renklerinden oluşan balıkları da burada hep birlikte çekim yaparken zaten göreceğiz. İnşallah diyoruz. O zaman meşi diyoruz. Şimdi sen renkli dedin ya. bizim programımızın ismi de paletin rengi ya. O zaman renklendirmeye başlayalım programı. Tamam. Hadi bakalım nereden başlayalım? İzleyicilerimiz merak ediyordur. Bu otel nasıl? Acaba nasıl bir yerde kalacağız diye. Nereden başlayalım? Öncelikle bir güzel odamızı gösterelim size. Yani bu benim kalacağım oda mı yoksa hani böyle? Aynen. Yok, bütün gösterdiğimiz her şey gerçek burada. Öncelikle sizin kalacağınız odadan başlayalım. Daha sonra dış alanları görelim. Tamam diyoruz. Kerim, şimdi gidiyoruz odamızı görmeye. Ondan sonrasında da yolumuza devam edelim. Bakalım bizi bu otelde neler bekliyor. Hello. İşte bizim odamız. Kalacağınız oda. Kalacağımız oda ve içeriye doğru giriyoruz. Gerçekten çok ferah, çok güzel, muhteşem derecede. Hemen burada Semih Elbaba'dan bilgi alalım. Bak hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şaka bir yana. Bak çiçeklerle, meyvelerle, tatlılarla karşılıyorlar bizi. Bu da bizim tabii çok hoşumuza gitti ya. Tabii ki sizin gibi değerli misafirlerimize bunları sunuyoruz. Bu odada siz gelmeden önce en son Alişen başkanımız kalmıştı. Vay be. Buradan sevgili başkanımıza da selamlar. Evet. Bodrum'a selamlar. İstanbul'daysa eğer İstanbul'a selamlar diyoruz. merhabalar başkanım, nasılsınız? Başkanım. Bakın burada sizi hani özledim, seven sizi dostlarımız bekliyoruz tekrardan. Var. Ya mutlaka işte da söyleriz, onu da mutlaka izler kendisi. Hatta tabii ki haber programlarında da çıkmıştı. Şermen Şeke gelip muhteşem bir dalış yapmış aynen. Burada. Bütün görüntüleri de haberlerde izlemiştik. Doğrudur. İşte kaldığı otel burası, yani bu oda ya. Ben de burada kalıyorum. Gibi değerli misafirlerimizi burada konaklatıyoruz her zaman. Başka kimler geldi buraya? Bakacağım bak hani böyle. Onlar da biraz Gani geldi. Gani Müjde Bey geldi. Benim göbek adımın Gani olduğunu söylesem inanır mısın? Gerçekten. Gerçekten. Çok samimiyim. Benim göbek adım Gani. O zaman İsmim size... Palet ama göbek adım Gani. Size bir dizide bir rol hemen. Buradan Gani abiye selamlar. Biz tanışırız zaten kendisiyle. Gani Müjde'ye de buradan selamlarımızı yollayalım. Şermen Şeyh'ten selamlar. Sevgili Gani Müjde. Aynen öyle. Biz de zaten onu bildiğimiz için size bu odayı verdik. Bu arada Semih sen nerelisin? Ben yarı Lübnan, yarı Türk. Baba Lübnan, anne Türk. O yüzden bir karışıklık var. Ya yani böyle Arap kökenliği var biraz. Tabii ki var. Tabii ki. O zaman menşi diyoruz. Menşi bana Arapça'da öğretir misin? Tabii ki. Valla. Mesela tabii. Hadi bir şu banyomuzu görelim. Ne demek? Yalla min şufil el hammam. Yalla hem şuhum el bah. Gerçekten muhteşem. Oh hocam bak. Küvetimiz var. İnanılmaz derecede güzel. Direkt de deniz manzaralı. Direkt buradan deniz manzaralı. İnanılmaz derecede güzel. Hatta birazdan dışarıya çıkalım, o güzel manzarayı da gösterelim. Hadi o zaman devam edelim. Gel bak hocam. Evet Sami Bey, şu anda Türkiye'de kar, kış, kıyamet kopuyorken biz burada bakın böyle tişörtlerle, arkamızda da muhteşem bir manzara. Herkes havuza giriyor, güneşleniyor, voleybol oynuyor, su topu oynuyor. Gerçekten süper bir yermiş burası. Evet yani biz burada şu an Mısır'ın kışını yaşıyoruz. İşte 23, 24, 25 derece oluyor. Akşamları 15'in altına inmiyor. Ve Mart'tan sonra buranın yazı başlıyor. Tabii ki eğer bu aylarda buranın kışı böyleyse yazın herhalde 70 derece. Bu o kadar değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Burası Antalya'dan daha iyi. Çünkü nem oranı... İzleyicilerimiz de görsün sizi. Burası Antalya'dan daha iyi. Çünkü Antalya çok nemli oluyor. Yaz aylarındaki dereceler burada 37 ile 45 arasında ama nem neredeyse hiç yok. Ve muhteşem bir esinti de var yani, evet. Sıcağın yanında şey yok, dediğiniz gibi nem yok. Yok, nem yok. İşte burada hafif bir esinti var ve hiçbir zaman o sıcakları da böyle hissetmiyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir araçmış. Siz bana bunu verin de ben buradan Mısır'dan İstanbul'a bununla böyle devam edeyim. Ama azami hızı 40 kilometre. Biraz aslında hızlı. 40 kilometre. Çek bir şey yok diyor. Şu karşıda gördüğünüz yer Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Evet. İşte bak görüyor musun? Her yerin ortasındayız. Tam böyle karşımızdaki yer Suudi Arabistan. Evet ve Tevrat'a göre Hazreti Musa'nın denize ikiye ayırdığı yer de burası. Oo, işte bak bunu da öğrenmiş olduk. Gerçekten bizim için bunlar önemli bilgiler. Biz ilk bölümümüzde Dubai'deydik. Evet. Dubai'de de gerçekten evet. Çok güzel, inanılmaz derecede bir gezinti yaptık.
Muhteşem. Hocam Dubai ne tarafta kalıyor? Yani sağda mı şu bakkalın yanında mı? Nerede? Yok. Şuranın arkasında. Suudi Arabistan'ın arkasında. Evet. Şu dağlar ne taraf oluyor? Dağların... Şurası meşhur Tiran Adası. Tiran Adası. Evet. Burası eskiden Suudi Arabistan'a aitti. Lük lük. Evet. Tiran Adası'nı şu anda gösteriyoruz sizlere. Orası dediğim gibi Suudi Arabistan'a aitti. Bu İsrail'e karşı 1973'teki 6 günlük savaşta Suudi Arabistan bunları Mısırlılara verdiler ki İsrail'e daha iyi müdahale etsin diye. Ondan sonra bu ada geri alınmadı. Şu an UNESCO'nun himayenin altında. Himayenin altında. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel önemli bilgiler de alıyoruz Sami Bey'den. Hemen arkası da zaten tekrar Suudi Arabistan. Oradan da yüzerek İstanbul Boğaz Köprüsü'nden çıkar mıyım ben? İyi yüzücü olmasanız olur. Herhalde benziyoruz diyoruz. Hadi bakalım şu oyuncaklara bir göz atalım. İşte sevgili izleyicilerimiz paletin renginde bu zevki yaşamak da varmış. Muhteşem bir şey. Bütün oteli biz artık bununla gezeriz hocam. İnanılmaz derecede keyifli. Buraya gelen herkese de tavsiye ediyoruz. Biz şimdi oteli gezmeye devam ediyoruz hocam bak. Kerim, gerçekten çok güzelmiş be ya. Evet sevgili paletin rengi izleyicileri, işte Şarm El Şeyh gecelerinde şu anda en güzel yerdeyiz. İnanılmaz derecede muhteşem bir kulüp. Normalde buraya kamerayla giremezsin. Ama tabii paletin rengi olunca işler değişiyor. Biz buraya elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireceğiz. Çünkü kulübün sahibi yanımızda Amir. Yes. And how are you? I'm fine. How are you? Good, good. Yes. Also welcome to our TV program. It's Paletin Rengi. Yes, welcome. Amir buranın sahibi gerçekten bize önderlik ediyor ve birazdan da onun izniyle içeriye gireceğiz. We are waiting for you here in Egypt, huh? Yes, please, yes. Maybe we invite, huh? Yes, please, come. Okay, bak come. Serdar Ortaç'ı buraya davet ediyor Amir. İnşallah diyoruz en yakın zamanda İnşallah. Biz de kendisine bunu iletip İnşallah. Belki de böyle bir organizasyonla geliriz diyoruz. Biz o zaman hiç vakit kaybetmeden paletin rengi farkıyla içeriye gelelim. We can go, entrance diyoruz ve içeriye giriyoruz. Paletin rengi farkıyla şu anda Şarm El Şeyh'in en iyi kulübünden içeriye doğru giriyoruz bak hocam. Muhteşem eğlence bizleri bekliyor. Şimdi en güzel eğlenceleri karşınıza getireceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Orajet'in sunduğu paletin rengi reklamlardan sonra devam edecek. Orajet'in sunduğu paletin rengi devam ediyor.
Çok uzun zamandır aslında paletin rengine de konuk almak istediğim bir sanatçı arkadaşım var yanımda. Şu anda görmüyorsunuz sağ tarafımda, belki size göre sol tarafımda. Ve çok eski dostum, çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir ses, çok iyi bir adam, inanılmaz derecede yüreği, kalbi, her şeyi tertemiz bir insan ve Onur Mete. Kardeşim benim, teşekkür ederim. Hocam paletin rengine hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bu kadar zaman aradan sonra ben çok şöyle bir sen hoş geldin diyerek, hani vallahi var ya, kaç sene oldu bizim dostluğumuz? Değil mi? Kaç sene? Çift basamaklarda varız rahat. Kesin. Rahat kesin varız yani. Çift basamaklarda rahat varız. Hemen bak, nereden tanıştığımızı şöyle kısaca girerek başlayalım mı? Ben seneler önce 95, 96, 95, bugün 2013 saysak hani 95, 18 sene olmuş bak ya. 18 sene önce ben diz jokeylik yaparken SİDE'de, Onur da o zaman sevgili Yaşar'la beraber vokal yapıyordu ve Yaşar'la beraber konsere gelmişti benim çalıştığım kulübe. Orada da tabii bir tanışma imkanımız olmuştu. Evet. Ta o zamanlardan sohbetimiz, muhabbetimiz bugünlere. Tabii daha sonrasında da benim televizyoncu kimliğimle İstanbul'a taşınmam, işte bizim ara sıra görüşmemiz, karşılaşmamız derken şimdi bak bugünleri konuşuyoruz, o anıları yad ediyoruz. Aynen öyle. Vallahi ne güzel oldu aslında, değil mi ya bak. Sen zaten her zaman çok sıcak ve keyifli bir adamdın. Ben birazcık ara verdim, ben de birazcık ortalıkta değilim. Belli nedenlerden dolayı ara hayatımda bir iniş çıkışları oluyor. İşte bu kadar yıl sonra aynı sıcaklıkla hem benim yeni albümümle hem senin yeni sezonunda şahane bir programda beraberiz. Çok da keyifli. Çok teşekkür aynen, ederim. Aynen öyle. Ben zaten sevgili Onur Mete'nin böyle uzak kalmasına çok üzülüyordum. Çünkü bu şeyi hak etmiyor. Çünkü çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir ses. İnanılmaz derecede bir de yaratıcı bir adam. Yani burada bir fabrika da var aslında. Yani onu da bir burada belirtmek lazım. Teşekkür ederim. Şimdi neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Yeni projeler, yeni albüm, yeni şarkı. Vallahi uzak kaldım da denemez aslında. Sadece albüm yapmadığın zaman biliyorsun hani bıraktı mı, işte küstü mü gibi şeyler oluyor çok. İnsanlar bıraktı zannediyor. Aslında sen hiçbir zaman bırakmadın. Hiçbir kendi zaman içinde zaten devam ettin ya bir şekilde. Ya ben işte bu emektarla beraber birazdan tanışacağız onları. Yaşıyorum. Yeni albüm, yeni şarkılar birikmiş, çok şarkı oldu. Ben hep sahnedeydim çok uzun bir süre, hep sahne yaptım. Sevdiğim birkaç müzisyen dostumla 3-4 şarkımı paylaştım. Ama şimdi birikmiş yaklaşık 40-50 kadar şarkımız var. Ve bu ilk Tabancadan Ateşi sevgili Polat Yağcı ile beraber ettik Pol Production'a. Zaten herhalde her programda Polat Yağcı'yı şöyle biraz anacağız. Geçen çünkü Serkan Kaya'yla da çok özel bir röportaj yaptık. Kardeşim. Programımıza konuk oldu sağ olsun. Orada da böyle kulaklarını çınlattık. Polat Yağcı'ya buradan tekrar selamlıyoruz. Polat da benim çok eski arkadaşım. Aynen, onu da gerçekten tekrar tebrik ve takdir ediyorum. Bir yerlere gelmek kolay bir şey değil aslında. Polat bu işin gerçekten emektarlarından bir tanesi. Benim de çok eski tanıdığım bir dostum. Sağ olsun hem bana hem şarkılara bu kadar ara vermiş olmama rağmen inandı ve beraber çok keyifli bir yol yürüyoruz ailesiyle. Şimdi önümüzde de yeni bir single var. Buradan ilk defa senin programınla bunun müjdesini yani. Kaç yaşında başladın sen müziğe? Ya da böyle atıyorum müzikle tanışman nasıl oldu? Kim keşfetti seni? Ya aslında ben kendi kendimi üniversitede keşfettim. Öyle söyleyebilirim. Orada bizim çok şeker bir kafemiz vardı. Ve hani orada çok gitar çalan, müzik yapan hani keyifli böyle bir 20 kişi, 30 kişi her hafta içi belli saatlerde gidip takılıp orada şarkı paylaşan dostlar vardı, arkadaşlarımız vardı. Ben de çok keyifli gidip onları dinliyordum arada. O kafede bir tane kırık bir gitar vardı. Köşede dururdu her zaman. Hani arada sırada alıp onu ben de, çünkü lisede de davul çalan bir adamdım. Sonra gitara geçtim. Gitara ilk başladığım yıllarda, akorları yeni öğrendiğim yıllarda. O müzisyen arkadaşlarla beraber takılır, 3-5 tıngırdatırdık. Daha sonra hatta o, yanlış hatırlamıyorsam, Met Cezir albümünün çıktığı zamanlar. Zaten o albümdür benim de bu işi yapmama sebep olan. Çok özel bir albüm. Aynen, yeri de dolmadı şarkı hala. Üstüne de gelmedi. Yani o şarkıları söylemeye başladık yavaş yavaş. Ve yani orada ilginin arttığını orada ilk keşfettim. Ve gitarla 3 saat, 4 saat orada çok keyifli saatler yaşayıp program yaptık. Ve o küçük, kompakt bir yerde yaptığımız iş biraz büyüdü ve hani özel yeni bir yer açıldı binada bize ve 200-250 kişilere şarkı söylemeye başladık. Tabii ki hani amatörce ve tamamen işin keyif kısmındaydık ama orada çok enteresan üniversite öğrencileriyle bir diyalogumuz oluştu. Hani benim ilk keyif aldığım ve hani kalabalıkları topladığım sahne orasıdır. Hatırası benim için önemlidir.
Ondan sonra hatta o kafeye Ege, Yaşar, bir sürü sevdiğim müzisyen dostum oraya da geldiler. Hep beraber de çaldık, söyledik. Ondan sonra ilk Ege'nin albümüne vokal yaparak profesyonel. Evet, oradan aslında oraya geçeyim. Yani şimdilerle çalışmaya başladığına. İlk Ege'ye vokal yaptım. Yaz aşkımda hatırlayacaklardır sevenler. Bir vokalimiz oldu. Bir sene Yaşar'la beraber çalıştık. Ondan sonra zaten hemen bestelerim de vardı. Aslında şöyle şu gitarı diyorum dekor olarak eline alsan da belki ben böyle aralarda sürprizler yaparım hani. Değil mi? Olmaz. Hani böyle yaz aşkım dedin ya mesela hani Ege'yle çalışırken. Başlamam biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkı. Hani müzikle zaten yaşamak bambaşka bir duygu. Hani müzik aslında hayatımızın illa gitar çalarak ya da ne bileyim söyleyerek değil, her anında var. Örnek veriyorum, telefonumuz şöyle bir müzikle çalıyor mesela. Yani. İşte ne bileyim arabaya biniyorsun, radyo dinlemeden ya da böyle zapping yapmadan, kanalları gezmeden. Çünkü o trafik bitmiyor, o yol bitmiyor. Yani müzik aslında her şeye o kadar bir ilaç ki. Mesela uçağa biniyorsun, yani tabii ki uçak moduna alarak hani bahsediyorum. Sakın ola, o hani arkadaşlar. O durum çok... İndik hani 5 dakika sonra iniyoruz gibi hani konuşanlar çok, var uçakta. Çok acayip hikayeler var. Ben dahili yani. Konuşuyorum, arkadaşım arkada oturuyor falan diye. Aha, vallahi billahi. Hani var. Uçakta bile mesela o seyahatin güzel geçmesini sağlar müzik. Ne bileyim belki bir otobüs yolculuğunda, belki böyle bir yazın plajda güneşlenirken, kitap okurken kulağında, kulaklığınla bir romantik müzik. Çok enteresan iş. Aynı öyle bir şey ki müzik. Hani... O kadar büyük bir yer kaplıyor ki aslında hayatımızda. O yüzden ne olduğunu bazen fark edemeyip ıskalayabiliyoruz. Güzel anlattın değil mi ama, müziği? Ama şahane anlattın. Şöyle bir şey düşünsene, olmadığını düşün bir an. Müzik diye bir şey yok. Dünyada, ya. Yeryüzünde, hiçbir yerde, hiçbir şekilde. O zaman işte. Böyle bir şey yok. O kadar boş kalacağız ki. O zaman işte. Yanarız yani. Allah diyorum sana. O hocam. Için ben de kendimi çok şanslı sayıyorum. Hani böyle bir mesleğim olduğu için. Konuyu da atmadan Yaşar'dan sonra ne yaptık? Yaşar'dan sonra şöyle bir şey oldu. 97 yılında. Seviyorum ah, belki de son defa yürüyorum bak. Yepyeni umutlarla tut ellerimi, bedenimi sar bırakma. Ayrılık olmaz sen istemedikten sonra. Yatmam sensiz odalarda. Gitme böyle öldürme yapma. Adaletsiz yar. Sormam sormam gururumdan. Razı gönlüm karalara. Aşkım düştü yerlerde. Yapma adaletsiz yar. Evet, geldik finale. Şimdi çok özel bir durum var sevgili izleyicilerimiz. Bakalım Onur Mete ne kadar yetenekli diye kendisine. Hocam bizim bir bölümümüz var. Biz bu bölümde sokağa çıkıyoruz. Mikrofonumuza anlatmak isteyen herkese uzatıyoruz paletin rengi mikrofonlarını. Ve aynı zamanda röportaj yaptığımız sanatçılara da bunu yaptırıyoruz. Burada da şimdi sen bizim ağımıza takıldın. Tamam, sürpriz oldu. Şimdi bölümümüzün, köşemizin adı Haydi Anlat Bakalım. Eyvah. Sen şimdi bana açıkça söyle hani... Bir yerini mutlaka bir şeyini anlatacaksın. Maç mı anlatmak istersin? Haber mi anlatmak istersin? Haber mi sunmak istersin? Ne bileyim işte bir farklı bir durum mu anlatmak istersin? Yani bir şey anlatmak zorundasın. Yani bu boks maçı olur, ne bileyim futbol maçı olur, karate maçı olur. İşte karate müsabakası olur. İşte ne bileyim bir haber olabilir, bir olayla ilgili bir haber mesela. Vallahi hiç becerikli olduğu olan. Ben örnek verebilirim nasıl bir şey yapacağımla alakalı. Bir tane örnek alalım senden o zaman. Mesela diyelim ki işte haber sunacaksın. Evet sevgili paletin rengi izleyicileri, şu anda gerçekten inanılmaz bir durum var. 19 sularında ait bir uçak kaçırıldı gibi mesela. Böyle, o uçakta işte yolcular terör estiriyordu falan filan. Hani böyle anladın mı? İşte bak tüyo verdim. Aslında ben çok güzel yaparım ama şimdi yapmam değil. Önemli olan hani sana yaptım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir taklitle işi öyle bir şey yapalım. Tamam hadi biz bunu hadi bak biz bunu kabul edelim o zaman. Müzik olsun için içinde de. Taklit yaptın. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Hadi sürpriz olsun o zaman. Haydi anlat bakalım diyoruz. Bekliyoruz.
Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kula kulluk edene yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim ne olsun? Ben ne yaptım? Kader sana mahkum ettin beni bana. Her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Şikayetim yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdim ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of, 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 of. Arkadaşlar hazır mısınız? Batsın bu dünya. Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar gerçekten hazır mısınız? Süper oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Onur Mete, programa renk kattın. Paletin rengine renk getirdin. Sen de belki paletin rengi izleyicileri için bir şeyler söylemek istersin. Şu anda seni dinliyorlar. Paletin rengindeki bütün dostlara selamlar, sevgiler. Hayatın rengini ıskalamayın diyelim. Öyle bitsin bu program. Diyoruz ve biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye gidiyoruz? Ben ne bileyim hocam ya. Vallahi biz programı bir yere giderek yapmıyoruz. Gönülden yapıyoruz. Allah bizi nereye götürürse diyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Sakın ola sakın paletin renginden ayrılmayın. Biz şimdi size buradan Onur Mete ile birlikte veda ediyoruz. Ama çok güzel sürprizler sizleri bekliyor. Bakalım şimdi sırada ne var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Evet sevgili paletin rengizicileri, işte ayağımızın tozuyla Kıbrıs'a geldik ya. Kıbrıs'ın da en güzel otelindeyiz. Hatta burası bizim için bir aile gibi, eski yuvamız da diyebiliriz. Ve yanımızda da kim var biliyor musunuz hocam? İşte bu muhteşem otelin muhteşem aşçıbaşısı İbrahim Tunuslu var. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kıbrıs'a. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Her şey gayet güzel. Sizin de ben buraya gelmeyeli yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun diyelim çok o zaman. Çok teşekkür ederim. İki ay oldu şimdi, yeni başladık. Evet yeni tanışmış olduk. Evet, yeni başladık iki ay oldu. Bugün arkadaşlarımız çok güzel iki tane yemek hazırlayacaklar. Vaa wow, hocam iki tane bak. Her seferinde bir tane yemek tanıtıyoruz. Bu sefer iki tane şanslıyız. Acaba hangisini beğeneceğiz hocam? Bence yaptıktan sonra bakalım. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen şöyle tanıtalım sizi ustalarımızı da. Ahmet Gencer. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Memleket neresi hocam? Memleket Sivas. Sivas. Buradan Sivas'ın yollarına. Selamlarımızı yolluyoruz Sivas'a. Herkese selam o zaman. Herkese bütün selam. Bütün Sivas'a selam. Bütün Sivas'a Sivas'ın yolları. Girmedim oraya. Gir hocam gir bahçeye diye. Sonra arkasından şeye bağlarız. Ankara'nın bağları. Oynamaya başlarım ama. Şaka bir yana. İşte İlker Özkan. Hocam, evet sen İlker Özkan. Ben Bolu Mengenliyim. Bak hocam diyecektim ki sen hani Bolulu musun diye. Boluluyum evet Bolu Mengenliyim. Bizim ilk bölümümüzde Sercan Usta vardı. O da Bolulu. Onu izlediler izleyicilerimiz. Buradan işte bak Bolulu. Hocam zaten bu işin hani şeyi oradan çıkıyor ya. Şimdi bugün balık buğulama yapacağız levrekten. Burada malzemelerimiz burada. Levrek buğulama yapacağız. Evet levrek buğulama yapacağız. Ahmet Usta'mızın da bir spresili var. Hemen onu da öğrenelim. Evet, siz ne yapacaksınız? Ben de rezeneli tavuk yapacağım. Rezeneli tavuk. Evet. İddialı mısın hocam? Ben iddialıyım. Yani ben diyorsun ki bana hani İlker Özkan'ı yaptığım yemekle geçerim. Hani benim damak tadım daha fazladır, daha güzeldir diyor musun yani? Pişirdikten sonra karar verelim. Nasıl düşürüyorum birbirlerine? Değil mi? Aslında böyle biraz hani rekabet doğurmak lazım bu işte. Yemekleri sunduktan sonra karar veririm. İlker Usta'm da iyi bir şeftir. O zaman... Muhakkak o da iyi yemekler hazırlayacaktır. O zaman Ahmet Usta ben biraz açım. Bak benim goril de biraz aç. Ağzını açmış bekliyor. O yüzden dolayı hemen başlayalım diyoruz. Önce soğanları doğruyoruz evet, değil mi? Önce soğanlarımızı hızlıca doğruyoruz. Böyle aslında hızlı İlker Usta hızlıca... Ne yapacağız onu anlatalım. Balık buğulama yapacağız dediğimiz gibi. Önce soğanımızı, sarımsağımızı hızlı bir şekilde doğrayacağız. Daha sonra bunlar tavada sotelenirken diğer malzememizi doğramaya başlayacağız. Diğer malzememizde havuç, mantar, patates, domates, defne yaprağı ve limonumuz var.
Daha sonra en sonunda tuzunu biberini verdikten sonra tereyağıyla bağlayacağız. Evet. Evet, şu anda bulamamız hazır. Bitti. Artık tabaklama işlemine geçeceğiz. Heh. İşte hocam, levrek buğulama ama biz şimdi Ahmet Usta'nın yemeğini de merak ediyoruz. Bakalım ondan sonra karar vereceğiz. Ahmet Usta'nın yemeği için ocak başındayız. Sen ne yapacaksın hocam? Ben şimdi bir spesyal yapacağım. Rezeneli bir tavuk yemeği yapacağım. Aslında rezeneli. Yanında bir salatası olan, her mevsim yenilebilecek bir ürün olacak bu. Biraz daha böyle renkli bir tabak olacak bugün. İnşallah. Bakacağız artık. Tavuğumuz pişti. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Yani şu anda güzel kokuyor. Şimdi salatasını hazırlayacağız. Bütün tabak prezentasyonunu oluşturacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Ondan sonrasında yiyeceğiz bakalım diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi salata zamanı mı? Evet, salata zamanı. İşte yemeklerimiz hazır. Hocam iki tane ustam bize muhteşem yemek hazırladı gerçekten. İlker Usta'ya da Ahmet Usta'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle ikisi de çok güzel. Görsel olarak da güzel, lezzet olarak da eminim güzel. Bakalım. Bakalım mı? Evet. Bakayım mı? Bakalım. Bak bakıyorum. Lütfen. Bak bakıyorum. Bak bakıyorum hocam. Afiyet. Önce hangisinden? Ooo bir iki diye böyle. Şaka bir yana. Hadi bakalım şöyle bir ufak. Müthiş. Ellerinize sağlık. Çok güzel, çok beğendim. Şimdi tabii izleyicilerimize ayıp olmasın diye ben bunları birazdan mideye götüreceğim. O yüzden dolayı siz de bu muhteşem yemekleri yemek isterseniz Kıbrıs'a hepinizi bekliyoruz diyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Ve veda ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşem bir yemeğin ardından size bu otelin muhteşem personelini tanıtmak istedim. İşte yiyecek içecek müdür yardımcısı Işık Türkmen var. Benimle çok çok eski arkadaşımdır. Nasılsın öncelikle? Sağ olun, çok teşekkürler. Size nasılsınız? Gerçekten biz de çok çok iyiyiz. Tekrar burada olduğumuz için çok çok mutluyuz. Ve her şey yolunda. Akşam da muhteşem bir konser var. Serdar Ortaç var. İnşallah. Gerçekten Kıbrıs'ta eğlencenin tadına doyacaksınız. Evlerinize getireceğiz eğlenceyi. Doğru mu hocam? Güzel güzel bir eğlence olacak. Değil mi? Akşam, herkesi zaten Serdar Ortaç'ın en güzel böyle şarkılarını dinlemeye birazdan zaten davet edeceğiz ekranlarda. Ama size de bize göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum ben. Rica ederiz. Muhteşem de bir personeliniz var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam ya bir şöyle benim bir dikkatimi bir şey çekti. Bak burada bir arkadaşımız var bak Tansel'cim bak. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyiyim. Sen Türkçe iyi biliyor musun? Az bilirim. Az bilirsen? Evet. Seni Kıbrıslılar gibi konuşmaya başlamışsın. Evet. Nerelisin? Nijerya. Nijerya. Evet. Buradan Nijerya'ya da selam yollayalım mı? Evet. Kim var orada tanıdık? Kim var? Kim var? Anne, baba, abla, kardeş. Evet, hepsi. Sevgili, eş, çocuk, yok, karı, koca. Sevgili burada ama. Sevgili baba, var anne. Sevgilin yani. Evet. Var. Oh. Çapkınsın yani. Evet. Evet diyorsun. Aferin. Bak bunu ben müdürüne söyleyeceğim birazdan. Çapkın, ben hani şey, tamam. Anladın sen. Emenike'yi tanıyor musun Emenike'yi? Emenike'yi tanıyorum. Emenike'yi tanıyorsun. Bak hocam işte Emenike'nin arkadaşı da buldum. Değil mi? Evet, arkadaşım. Selam söyleyelim mi ona? Selamlar. Selamlar. Salam değil hocam. Salam dersen yiyeceğe girer. Selam. Selam. Selam Emenike diye. Selam Emenike. Evet, tabii ki veda etmeden önce arkadaşlarımızın da bize bir sürprizi varmış. İsterseniz öncelikle o sürprizi bir dinleyelim. Daha sonrasında da yolumuza devam edelim diyoruz ve 1-2-3. Paletin rengini seviyorum. Sevgili Paletin Rengi izleyicileri, işte şimdi Kıbrıs'tayız dedik ya, eğlence zamanı. Serdar Ortaç da arkamda o muhteşem şarkıları sizin için söylüyor. İsterseniz ben sizi bu
nelerle baş başa bırakayım. Orajet'in sunduğu paletin rengi reklamlardan sonra devam edecek. Orajet'in sunduğu paletin rengi devam ediyor. Kim var yanınızda biliyor musunuz? Bak sadece CD'si var hocam. Ufuk Çakır. Ama tabii ki kendisi de yanımızda. Bak şöyle yan yana getireyim. Hocam öncelikle yeni albümün hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim paletçim, sağ olasın. Çok sağ ol. Ufuk Çakır gülümse. Bir gülücük atar mısın abi kameraya? İşte gülümse. Gülümse albümüyle gerçekten... şarkı, hele bir şarkı var ki şu anda listelerde zaten almış başını gidiyor. Evet. Ne yaptın hocam sen ya seneler sonra? Valla paletçim sen bu şarkıları dinleye çok olmuştu ama... Ben hepsinin yapımında vardım yanında. Evet. En eski dinleyenlerden bir tanesi palettir şarkıları. Her şey yolunda gidiyor. Hani sende de zaten normalde de konuştuğumuz gibi full akustik bir albüm yaptık. Kanarım şarkımızda sosyal medyada gerçekten çok büyük ilgi görüyor ve radyolarda çok fazla çalmaya başladılar. Oraya geleceğim birazdan ama Kanarım gerçekten müthiş bir şarkı ya. Evet evet. Hani çok güzel. İnsanı böyle var ya, yüreğini alıyor, söküyor, atıyor çöpe, sonra gidiyorsun çöpten geri alıyorsun, yine yapıştırıyorsun. Öyle bir şarkı hocam. Abi bu da duyduğum en ilginç yorumdu ya. Nasıl? Süper. Yüreğini alıyor, yani söküyor böyle, çöpe atıyorsun,
Gidiyorsun oradan geri alıyorsun, yapıştırıyorsun. Çünkü sürekli kanıyor yani hocam. Bant yapıştıra yapıştıra bu kanı durduramadım ben. Vallahi güzel şarkı, evet. İnsanlar da bunu sevdiler aslında. Hani çünkü her aşkta olan bir duygu var ya, onu anlatıyor aslında. Tabii değil mi? Yani herkesin bir şekilde kanmaya ihtiyacı var. Hani biliriz bazen bir birileri tarafından kandırılmaya çalıştığımız ama gönlümüz hani tamam biliyorum ama bir şekilde de kanmaya da hazır olduğumuz bir duygu vardır aşkta veya yakın ilişkilerimiz olan insanlarla. O duyguları çok iyi anlatan bir şarkı. Sen gel ben yine de kanarım diye bir şarkı. Söz müzik kimin? Söz müzik sevgili Leyla Özöksüz'e ait bir şarkı. Buradan kendisine de böyle Leyla'ya bir şarkı yaptığı için tebrik ediyoruz. Gerçekten selamlarımızı alıyalım. Valla aslında albümü biliyorsun. Bu hatta senin tek dinlemediğin şarkı Kanarım'dı galiba değil mi albümde? Evet, Kanarım'ı dinlemedim. Çünkü hani albüm bitirmiştik, kapattık bütün şeyi. Hani ben evde rahat rahat işte albüm de bitti, huzurlu huzurlu otururken Leyla, sevgili Leyla bir tane şarkı yolluyorum dedi. Bir dinler misin? Hep böyle oluyor bak. Albümler bitiyor. Son anda bir sanatçının bir arkadaşı ya da bir söz yazarı diyor ki dur diyor, bekle diyor, bak sana bir şarkı vereceğim onunla diyor, bir çıkacaksın diyor. Tamamdır diyor, benim şarkım aynen, diyor. Aynen aynen. Seninki de öyle olmuş. Aynen yani. Öyle oldu. Otururken dinledim, hemen Leyla'ya aradım. Leyla dedim şarkı benimdir, kesinlikle kimseye veremezsin. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Sen de acayip yorumlamışsın. Evet. Nasıl şarkı şöyle bak, bir nakarattan girelim şöyle bak. İzleyicilerimizin paletin renginde her şey var ya, böyle canlı canlı bak. Tamam. Sen gel ben yine kanarım. Çıralar gibi de yanarım. Hiç kimselere belli de etmem. Yaralarımı ben sararım. Yüreğimi açıp ta göstermem. Acımı içimde tutarım. Peki Ufuk, tabii insanlar seni senelerdir tanıyorlar. Eski albümlerinde ilk Kızıl Öfke'yle. Aslında Kızıl Öfke öncesi de var tahminimce değil mi? Kızıl Öfke öncesinde ilk böyle hani müzik hayatında çıktığın şarkı hangisi? Böyle insanlara biraz bilgilendirelim bilmeyenlere. Ya şimdi şöyle, biz sevgili Mustafa Ceceli ile üniversitede okurken bir albüm yapmıştık. Fakat o albüm tam böyle çıktı çıkmıyor arası bir şey oldu. Onu o yüzden tam böyle hani albüm çıktı gibi de şey yapamıyoruz ama. Hani benim ilk profesyonel yaptığım iş Kızıl Öfke'dir. Onu o anlamda söyleyebilirim. Çünkü Mustafa'nın da o zaman için çok ilk aranjörlük denemesiydi benim albüm. Çünkü evde oturup yapmıştık çünkü Mustafa'nın evinde. Bu arada Mustafa dedin ya, Mustafa'nın da her albümde taşın altından çıkıyor. Gerçekten yani inanılmaz derecede hani böyle yetenekli, efendi, kendi hayatına, yaşantısına dikkat eden öyle bir sanatçı kimliği var ki buradan ona da selamlarımızı yollayalım. En kısa zamanda da Palentin renginde inşallah görmek istiyoruz onu da. Yani o öyle bir şey yaptık ama ilk profesyonel gerçek anlamda işte stüdyo, aranje, yani bu Kızıl Öfke albümünde de yine Mustafa Ceceli ile beraber çalıştık. İskender Paydaş, Erdem Kınay, Sinan Akçıl, ondan sonra kim vardı başka? Tolga Kılıç, Şehrazat, Kenan Doğulu, Ercan Saatçi, evet, İsmail Gülsel. Ufuk daha önceden Kenan Doğulu'nun da bir şarkısını... Evet. Kenan abinin Zeytin diye bir şarkısını seslendirmiştim. Çok nasıldı güzel. Peki o Zeytin? Hemen hatırlatalım böyle. Sen bana bir adım gelsen, ben sana koşarım yar. Sen bana bir kere gülsen, ben sana ölürüm yar. Ya işte Kenan Doğulu'nun söz müzik gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Çok güzel bir şarkıydı. O da radyolarda çok fazla çaldı ama aradaki mesafe gerçekten işte bir 7-8 senedir albüm yapmayınca insanlar çünkü artık sosyal medya çok hızlı, televizyonlar çok hızlı, her şey çok hızlı değişiyor. Tabii ki bir unutulma durumu oldu ama gerçekten bizi takip eden, yanımızda olan, her zaman bizi dinleyen bir dinleyici kitlemiz vardı. Sağ olsunlar, onlar hala bizle beraber devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Sen de tabii artık yepyeni albümüne tekrar ben böyle geri döndüm deyip bundan sonra konser olsun, ekstralar olsun hepsi devam edecek. Evet. Tabii bu da herhalde seneler sonra tekrar böyle bir handa o heyecanı yaşamak güzel bir şey. Ya çok heyecanlı bir şey. Çünkü hani yani her şey sıfırdan başlıyormuş hissiyatı oluşturuyor insanda. Bak aynı şekilde bu bende de var. Lafını unutma. Biz bir yılı ara verdik. Yepyeni bölümlerle şu anda Paletin Renginde izleyicilerimizin karşısındayız ama bir yıl sonra şöyle bir hani afallıyorsun. Hani bir yıl program yapmadan sonra işte ama yepyeni bölüm. Güzel ya, çok güzel bir heyecan. Ben mesela şu an inanılmaz keyifliyim, çok mutluyum tekrar programımız şey. Başladığı için. Yani o anlamda hani o heyecanı her durumda saklıyor olmak, taşıyor olmak da çok keyifli. Hani senin de dediğin gibi bir yıl arada bile bu heyecan hala taşıyor insanlar yeniden başlayınca. Hem o heyecanı
tatmak güzel bir duygu bu albümle beraber. Hem insanların gerçekten şarkıyı çok sevmesi, diğer şarkılarımızı da çok sevmesi bizi çok mutlu etti açıkçası. Bundan sonra Ufuk Çakır neler yapacak? Valla aslında bundan sonra zaten yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Şarkı söylüyorduk. Yani yıllardan beri söylüyoruz. Şimdi albümdeki şarkıları da söyleyerek devam edeceğiz. Yani hani çok farklı bir şey yapmayı düşünmüyoruz aslında. Bir saniye, izleyicilerimizden biri bir şey soruyor. Evet. Ha, diyorlar ki bak, klip hangi şarkılara gelecek? Bundan sonraki klipler hangi şarkıların olacak? Kusura bakmayın ya. Ben hani size danışmadan böyle devam ediyordum. Özür diliyorum. Ya şimdi kanalım zaten klipleri şu anda bütün müzik kanallarında dönmeye devam ediyor. Oldukça da iyi gidiyor. Birazcık daha o şarkıyla beraber yürümeyi devam düşünüyoruz. Sonraki planımızda radyocu dostlarımıza bıraktık aslında. Hem siz gibi değerli yani müzik camiasını yakından takip eden, işte halkın nabzını tutan insanlar, birebir insanların tepkilerini alıp ölçebilen, fikirlerine güvendiğimiz hem müzisyen olsun hem radyocu hem işte sizin gibi televizyoncu insanlar bizi yönlendiriyorlar sağ olsunlar. Hani tam olarak net bir karar vermiş değiliz ama iki tane şarkının arasındayız şu anda. Hangi şarkılar bunlar? Vallahi bir İki Yaka var, bir de Aşk Dilimi. Şu anda hani gözümüzde kestirdiğimiz şarkılardan bir tanesi, insanların çok sevdiği. Evet, İki Yaka da çok güzel. Albümde 4 numaralı şarkı. Aşk Dilimi de çok çok güzel. Şarkıların hepsi birbirinden güzel. Ama benim de beğendiğim bir şarkı var burada. Tabii. Hazır Kıta mesela. O şarkıyı hemen şu anda belki kimse bilmiyordur. Onu herhalde böyle saklıyorsun böyle. Hani sonradan bomba gibi böyle patlatacağım diye. Aynen ya. Şimdi onu ben mesela o yaz biraz daha güneş isteyen bir şarkı ya. Hani böyle biraz hocam Dubai'de çekelim bunun klibini istersen. Orada acayip güneş var. Ben geçen bölümde oradaydım. 30 güneş, dereceydi. Tamam, orada güneş var da hani burada güneş var. Hani insanların birazcık hocam, daha enerjiyle dolması lazım. Hani böyle anlatabiliyor muyum böyle birazcık daha? Orta Doğu'da bir dinlensen yeter zaten. Ben orada o güzellikleri gördüm ya. Of diyorum sana. Fena. Olabilir yani, hazır kıta zaten yani bizim hani. Şöyle söyleyeyim, zaten ben hani sen beni biliyorsun. Yani ben Laf Olsun diye bir şarkıyı zaten albüme koymam yani. Hiçbir zaman bak, öyle bir şeyim olmadı yani. Şimdi burada ben bir çağrışım yaptım. Kanarım da diyor ki sen gel yine ben kanarım diyor. Hazır Kıta da diyor ki sen gez ben acını taşırım diyor. Ben acını taşırım sen gez diyor. Ben acını taşırım sen gez diyor. Hocam, evet. Bak hani hep böyle birilerine hani böyle bir mesaj şey var. Böyle mesaj. Mesaj at 79-80. Ama yani öyle değil midir yani hani bunlar hani şey değil ki hani olmayan bir şeyinin yazılması veya söylenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten hepimizin yaşadığı duygular. Yani gerçekten de hani bir bakarsınız sevdiğiniz insan gezmeye, eğlencesine devam ederken siz evde oturup ağlarsınız yani. Hani bunlar zaten olan bir şeydir yani. Orada da o söylemiş. Ben acını taşırım sen gez. Yani anladın mı? Yani mesaj net, bu kadar basit yani. Hadi o zaman. Ben acını taşırım sen gez. Bak sen daha iyisin. Ben acını taşırım sen gez. Hayat acı ama yaşaması serbest. Seni beni tanıyan herkes döneceğini çok iyi biliyor o. Gönül kapına kul olacağına, yaprak yaprak solacağına. Düşer deyip bir gün kucağıma, hazır kıta teşrifini bekliyor. Hocam vallahi ben de az çok böyle biliyorum değil mi? Biliyorsun şarkıları ezberlemişim. Biliyorum hocam. Peki senelerce Ankara'da şarkı söyledin. Ankara'nın senin için nasıl bir önemi var? Ya Ankara benim hani gerçekten ikinci memleketim gibi bir şey yani hani çünkü hem üniversiteyi orada okudum, 4 sene boyunca üniversite bittikten sonra da Ankara'ya kalmaya devam ettim. Ankara'nın hemen hemen çıkmadığım gece kulübü çok azdır yani bütün böyle en elit mekanlarından tutun da ilk başlangıç olarak böyle hani çömez zamanlarımızda böyle gündüz müziği yapılan barlar, kafeler dahil olmak üzere. Hepsinde çıkmışımdır yani hani yüzde şimdiki yeni açılan mekanları çok bilmiyorum hani eski isimleriyle çıkmışımdır çoğunda. Ama fena bir eğlence var değil mi Ankara? Evet yani Ankara hem müşterisi anlamında çok elit bir müşterisi vardır. Gerçekten müziği dinlemeye ve eğlenmeye gelen bir grup vardır orada. Ankara seyircisi alkışlamayı çok sever. Hani gerçekten beğendiği insanı da takip etmeyi çok sever. O anlamda Ankara dinleyicisiyle aramızda çok güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Çok benim de çok sevdiğim bir kenttir aynı zamanda. Askerliğimi de orada yaptım, üniversiteyi de orada okudum. Çok derin dostluklarım, çok samimi arkadaşlarım da hala Ankara'da yaşar. Bir saniye. Ama severim Ankara'yı çok. Uyarıyorlar beni de, telefon varmış. Efendim? Evet, yanımızda şu anda Ufuk Çakır.
Ankara'dan Ercan Erco arıyor. Buradan Ercan Erco'ya selamlarımızı iletiyoruz. Bir isteği varmış kendisinin. Evet, dinliyoruz. Tamam Ercan'cığım. Öpüyoruz seni. Ankara'ya selamlarımızı iletiyoruz. Hemen şimdi senin isteğini de Ufuk Çakır'a canlı canlı iletiyoruz diyoruz. Çok teşekkürler. İşte bak. İşte bak, görüyor musun? Bak, görüyor musun? Ankara'dan bir röportaj esnasında Ercan aradı ya. Buradan sevgilerimizi iletelim. Online bağlantının ötesinde bir şey bu abi. Sevgilerimizi iletelim Ercan'a. Dedi ki benim için dedi Ankara'nın bağları dedi. Böyle hani böyle bir dörtlük dedi benim için dedi. Okur mu dedi. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Bunu da ilk defa söyledim işte. Vallahi gerçekten çok güzel şarkı. Bütün her yerde bütün sanatçılar sahnelerinde de söylüyorlar. İnanılmaz çok eğlenceli bir şarkı. Senin bir de mesela bu konularda inanılmaz bir şeyin var. Nasıl diyeyim sana? Böyle bir nasıl diyeyim, bir hissin gibi bir şey var. Yani o his sende inanılmaz yüksek olduğuna inanıyorum, o hissin. Seneler önce demiştin ki ya, beni hatırlıyor musun? Antalya'ya yanıma gelecektin. Dedin ki ya bir şarkı var, acayip her yerde patlıyor. Bak ben onu yapacağım bugün akşam sahnede. Sonra gerçekten o şarkı aldı başını gitti. O şarkı neydi? Hatırlıyor musun? Yok vallahi hatırlamıyorum. Babutsan'ın şarkısı. Ha, yanarım mıydı? Aha. Ha, doğru. Değil mi? Evet evet. Ne şarkıydı ya? Evet ya, şimdi zaten hani... Yanarım yanayım, ateş nerede yanayım. Sahne yaptığımız için, yıllarca sahne yaptığımız için hani o bir, cidden bir koku var yani. Hani şarkının yürüyeceğiyle ilgili bir kokuyu alabilme yeteneği oluşuyor bir müddet sonra. Çünkü insanların neyi nasıl sevdiklerini, nasıl dinlediklerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Çünkü sahnede birebir alırsınız tepkiyi. Şarkıyı söylersiniz, ya alkış gelir, ya hareket gelir, ya gelmez. Anlatabiliyor muyum? Bunun ortası yoktur. Bu arada Ufuk Çakır severler. Seni sosyal medyada ya da farklı bir yerde nasıl takip edebilirler? Nereden ulaşabilirler sana? Twitter'da Ufuk Çakır olarak zaten var. Facebook'ta Ufuk Çakır Fan Kulüp olarak var. Aynı zamanda ufukçakır.com.tr adresimiz var. Şimdilik bu kadar. Ulaşabilirler. Hocam hemen ben Ufuk'un aynı zamanda cep telefonu da veriyorum. Vereyim mi hocam? Sende var mı? vereyim. Şaka bir yana. Tabii ben de seninkini veririm. Şaka bir yana hocam, boş ver, ver zaten hani. Gerçekten Ufuk çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli oldu bizim için. Bize de zaman ayırdın. Paletin rengine renk kattın hocam. Çok teşekkür ederim. Paletin renginin yıllar boyunca sürmesini canı gönülden istiyorum. Çünkü palet gibi çok değerli bir adamın ekranlarda olması, insanları eğlendirmesi, hoş sohbetini izleyicilere aktarması gerçekten önemli. İnşallah hayatım boyunca paletin renginin renkleri akmaya devam eder. Birazdan şarkıyla size veda edeceğiz ama öncesinde tabii bu muhteşem albümü biz de seve seve dinleyeceğiz diyoruz. Ama tabii ki Ufuk'tan da şöyle paletin rengini özel olarak bir imzalamasını rica edeceğiz. Tamam. Şöyle hocam istersen nereye yapalım? Şurada bir yer olur. Şuraya bir yer olur. Tamam, ben şöyle masa olarak şey yapabilirim. Şöyle bak. Evet, Ufuk Çakır işte sırtımızda. Şaka bir yani. Hocam şöyle, hani şöyle de şey yapabilirsin yani. Sırtını bana yaslayabilirsin bak. İşte Ufuk Çakır bizim omzumuzda imzalıyor. Gerçekten bu önemli bizim için. Hocam ne yazıyor? İyi çek bak. Mustafa'cığım. Gir kardeşim Zoom'u. Gir. Bak orada ne yazıyor. Hepsini en ince detayına kadar. Paletin rengine katıldığım için şu anda inanılmaz derecede pişmanım. Bu imzayı da bir daha beni aramaması için atıyorum diye. Ve şimdi muhteşem şarkı geliyor. Sen gel ben yine kanadım, çıralar gibi de yanarım. Hiç kimselere belli de etmem, yaralarımı ben sararım. Yüreğimi açıp da göstermem, acımı içimde tutarım. Sen gel ben yine kanarım, çıralar gibi de yanarım. Hiç kimselere belli de etmem, yaralarımı ben sararım. Yüreğimi açıp da göstermem, acımı içimde tutarım. Thank you.
Bora Jet paletin rengini sundu.